Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bu akşam Nahul Vadı eserimizde ikinci dersimiz olacak. Taksimul Ali bi itibari zamanihi zamanı itibariyle zamanı itibariyle fiilin kısımlandırılması konusunu inşallah bu akşam Nahul Vadı eserimizde misafir edeceğiz. Ve Bugünkü dersimizde fiili zamansal olarak zaman bakımından üçe ayıracak bize kitabımız. Hem bu kitabımızda hem de bundan sonraki bütün Arapça hayatımızda fiilin üçe ayrıldığını bu akşam öğrenmiş olacağız. Bunlardan birincisi el fiilul mazi mazi fiil olacak sayın hocalarım. Hemen şöyle bir kaide bölümümüze gelelim. Mazi fiille alakalı kaide bölümümüze bakalım. Kitabın dördüncü kaidesindeyiz bu akşam. El fi'lül mazi mazi fi fiil huve kullu fi'lin yedullu ala husule amelin fi'zamenil madi. Fi'zamenil madi geçmiş zamanda. Geçmiş zamanda ala husule amelin bir amelin, bir işin meydana gelmesine yedullu delalet eden küllü fiilin bütün fiillerdir. Yani mazi fiil dediğimizde geçmiş zamanda meydana gelen bir olaya delalet eden bütün fiilleri kastediyor sayın hocalar. Mazi fiil demek geçmiş zaman demek yani geçmiş zamanda meydana gelen bir olaya delalet eden fiiller demek mazi fiiller Sayın hocalar bu sebeple mazi fiil bizim için son derece önemli Arapçada çünkü ilerleyen zamanlarda göreceğiz ki biz bir fiili muzariye ya da bir emir fiile ulaşmak istediğimizde ya da bunları tercüme etmek istediğimizde ya da bunları sözlükten manalarını araştırmak istediğimizde bize verilen fiil muzari de olsa emir de olsa mutlaka onun mazisine inmek zorundayız ki sözlükte çünkü mazi fiilleriyle fiiller yer alıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. O zaman bir fiilin kökü mazi fiil diyebiliriz aslında. Yani tabii ki bunu muzari ve emirle kıyasladığımızda söyleyebiliyorum. Yoksa fiilin başka başka kökleri de oluyor genelde. Ama biz bu akşam fiilin zamansal bakımından en dip noktasının mazi fiil olduğunu öğrenerek dersimize ne yapmış olacağız? Başlamış olacağız. Hemen mazi fiille alakalı kitabımızın bize verdiği örnek cümleleri okuyalım. Birinci cümlemiz cera elkel bu köpek koştu. Cera koştu elkel bu köpek koştu. Ve kafer racülü adam durdu ve kafe durdu ve kafer raculu adam durdu. Da al kitabu kitap kayboldu. Kitap kayboldu. Dakkat es saatu saat çaldı. Dakkat çaldı yine bir mazi fiil. Caet el bintu kız çocuğu geldi. Cet el bintu kız çocuğu geldi. Ba dat ed tavuk yumurtladı. Beydat tu tavuk yumurtladı. Şimdi bu cümlelerimiz 6 tane önümüzde cümle var. Ve bu 6 cümlenin tamamı da aslında fiil cümlesi. Ve bu 6 cümlenin tamamı da mazi fiille başlıyor Arapçada sayın hocalarım. Ve yine baktığımız zaman sağ taraftaki cera, vekafe ve da'a mazi fiillerinin müzekker yani erkek için kullanılan mazi fiiller olduğunu görüyoruz. Sol taraftaki dekkat, caet ve beadat mazi fiillerinin de müennes için kullanılan mazi fiiller olduğunu görebiliyoruz. Ama biz bunu ilerleyen derslerde müzekker ve müennes konusunda daha da iyi irdelemiş olacağız. Şimdi mazi fiilin elbahsu bölümüne bakalım. Teemmel el kelimetil ula fil emtiletis sabikati Geçen örneklerdeki birinci kelimeleri düşün. Yani buradaki altı cümlenin tamamının birinci kelimelerini düşündüğünde tecithe efalen onların fiil olduklarını bulursun. Az önce de söyledik yani bunların tamamı fiille başlayan altı tane fiil cümlesi. Dolayısıyla bu altı cümlenin tamamının birinci kelimeleri birinci kelimeleri nelerden oluşuyor? Fiillerden oluşuyorlar. Peki neden bunlar fiil? Yani neden bunlar harf değil? Neden bunlar isim değil? Bunu bir önceki dersimizde kelimeler üçü ayrılırdı. Fiil olanlar, harf olanlar ve isim olanlar diye bunu bir önceki dersimizde hep beraber ne yapmıştık? Üçü ayırmıştık. Peki fiiller neydi? Fiiller özel bir zamanda, has bir zamanda bir amelin meydana gelmesine delalet eden kelimelerdi. Şimdi kitabımız burada bu altı cümlenin birinci kelimelerine fiil dedi. Neden? Lienne kullen minha çünkü o kelimelerin tamamı yedullu ala husule amelin bir amelin bir işin meydana gelmesine delalet ediyorlar. Fi zamenin hasin özel bir zamanda, özel bir vakitte. Çünkü buradaki zaman belirli ve e, sınırlı sayın hocalarım yani bir fiil ya maziye delalet edecek zaman olarak ya muzariye delalet edecek ya da istikbale delalet edecek başka bir seçenek bulunmamakta zaten. Ve kitabımız dedi ki bir önceki cümlede bu kelimeler fiiller çünkü bunlar has bir zamanda belirli özel bir zamanda bir amelin meydana gelmesine delalet ediyorlar. Peki bu zaman nedir? Hangi zaman bu? Ona bakalım. Ve izâ tedebberte hâze zemene. Bu zamanı sen düşündüğünde. fi kullin minhe. Onların tamamında. Ve O zamanı bulursun. Ne olarak bulursun? Zamenen ma Geçmiş zaman olarak bulursun. Yani bu cümlelerimizin başındaki birinci kelimelerin tamamı fiil ve bunların tamamı mazi fiil sayın hocalarım. Neden? Çünkü fekelimetu cera fil mitalil evvel birinci örnekteki cera kelimesi. Birinci örnekteki cera yani koştu kelimesi tedullu alal ceryi koşmaya delalet eder. Fil zemenin lezi mada kablet tekellümi. Tekellüm kablet tekellüm. Yani konuşma zamanından önce mada geçen gerçekleşen bir zamana delalet eder. Burada bizim için tabii ki daha ileri seviye kitaplarda bu zamanın kable tekellümü çok çok daha iyi bize anlatacak. Daha detaylı buna yer verecekler ama şu an şunu söylemekte ve bilmekte fayda var. Zaman olarak eğer bir fiil mesela ben sizinle konuşurken gerçekleşiyorsa bu şimdiki zaman anlamına gelir. Ama benim sizinle olan sohbetimizden önce gerçekleşmişse bu kable zamenit tekellüm yani mazi fiil olur. Eğer olacak olan fiil, gerçekleşecek olan fiil tekellümden sonra yani zamenit tekellümden sonra gerçekleşecekse bu da ne oluyor? Emir fiil oluyor sayın hocalar. Dolayısıyla mazi fiil demek tekellüm zamanından önce meydana gelen ve gerçekleşen fiil demek oluyor. Arapçada. Mesela ve kelimetu vekafe fil mitali tani ikinci örnekteki vekafe yani durdu kelimesi tedulle alel vukufi durmaya delalet ediyor. Fiz zamenin lezi mada kablet tekellümü eyden. Aynı şekilde tekellüm zamanından önce tekellümden önce meydana gelen bir durmaya delalet ediyor. Ve helun mecerran. Ve diyor sen ne yap böyle kıyas ede ede bu şekilde sen anlamaya devam et diyor kitabımızın yazarlar. Ve lezalike işte bundan dolayı yani bu cümlelerdeki fiillerin tamamı bu altı cümledeki fiillerin tamamı hepsi istisnasız tekellüm zamanından önce meydana gelen bir olaya delalet ettikleri için ve lezalike işte bundan dolayı tusemme kullu kelimetin minel kelimet bu kelimelerin tamamı isimlendirilir. Ne olarak? Fi'len maziyen, mazi fiil olarak isimlendirilirler sayın hocalarım. Ve kezalike aynı şekildedir. Cemi'ul kelimet elleti min hâzen nev'i. Yani bu çeşitten olan, bu türden olan bütün kelimeler aynı bu şekildedir. Yani ne zaman ki karşımıza, ne zaman ki karşımıza tekellüm zamanından önce meydana gelen bir olaya delalet eden bir fiil geçerse, karşımıza çıkarsa biz ona ne demek durumundayız? Biz ona mazi fiil demek durumundayız. Evet şimdi muzari fiile geçmeden önce kitabımız bize bugünkü konu başlığımızla alakalı burada güzel bir tablomuz var. El fi'lu bi'atibari zamanihi zamanı bakımından zamanı açısından fiil üçe ayrılıyor demiştik. Birincisi madin yani mazi fiil örneği ketebe yazdı fiili. İkincisi muzari fiil ve yektubu yazıyor ve üçüncüsü de emir fiil ne gibi uktub yaz gibi sayın hocalar. Şimdi biz ne yapmış olduk? Fiilin zamansal kısımlandırılmasında ilki olan ve en fazla gerçi en fazla göreceğimiz fiili muzari ama fiili muzarinin de kaynağı fiili maziye dayandığı için bizim için son derece önemli olan mazi fiil konusunu böylelikle ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi gelelim fiili muzariye. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. El fi'lül muzari muzari fiil bugün yine göreceğimiz güzel bir fiil kısımlandırılması olacak. Hemen şöyle bir ne yapalım? kaide bölümümüze gelelim. Kitabımızın 5. kaidesindeyiz. El fi'lül mudari'u, muzari fiil, hüve kullu fi'lin, o bütün fiillerdir. Yedullu ala husule amelin, fil hadiri, evil müstakbeli. Hadir el hal, el hal ile el hadiri eş anlamlı olarak biz kullanımını Arapçada göreceğiz. İkisi de, ikisi de şimdiki zaman anlamında, yani şimdiki zamanda meydana gelen, şimdiki zamanda bir amelin meydana gelmesine delalet eden evil müstakbel veya gelecek zamanda meydana gelecek bir olaya delalet eden bütün fiillere biz ne diyoruz? Fiili muzari diyoruz. Fiili mazi kadar bizim için fiili muzari de önemli. Çünkü emsile kitabından hatırlıyoruz ki fiili muzarinin çok 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 değişik versiyonları Arapçada kullanılıyor. Dolayısıyla fiili maziyi bilen fiili muzariye rahatça ulaşır. Fiili muzariyi bilen de Arapçada neredeyse bütün cümlelere hükmedebilir. Çünkü fiili muzarinin değişik değişik kalıpları ve versiyonları Arapça fiil cümlelerinde yer almış durumda. Bu sebeple fiili muzari bizim için son derece mühim. Ve la budde gerekir en yekune mebduen yani fiil-i muzarinin başlıyor olması gerekir. Yani fiil-i muzarinin başlaması lazım. Neyle başlaması lazım? Bir harfin harf ile min ehrufil mudara'a muzaraat harflerinden bir harf ile fiil-i muzarinin başlıyor olması lazım. Peki nedir bu harflerimiz? Vehiye onlar hemze Mesela eclisudaki hemze ya da nun. Neclisudaki nun ve ye, yeclisunun başındaki ye ve te, teclisunun başındaki te sayın hocalar. O zaman bir fiili muzariyi tanıyabilmemizin en büyük kısa yolu bu dört harften biriyle başlıyor olması. Her fiili muzari mutlaka bu dört harften bir tanesiyle başlar sayın hocalarım. Ama bu dört harften biriyle başlayan bütün fiiller fiil-i muzari değildir. Bir daha söyleyelim. Her fiil-i muzari mutlaka bu dört harften biriyle başlar. Ama bu dört harfle başlayan her fiil fiil-i muzari değildir. Burada bizim için dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. O da şudur ki bunu kesinlikle gözden kaçırmayalım. Fiilin mazisi, fiilin mazisinin başına bu dört harften birisi gelecek sayın hocalar. Mesela ekele fiili ya da ne diyelim mesela ye ise fiili. Bak bunların ikisi de mazi fiil ama birisi hemze ile başlamış birisi ye ile başlamış. Bu onları fiili muzari yapmaz. Fiili muzari olabilmesi için fiilin mazisinin başına bu dört harften birisi gelmesi lazım. Ketebe ektubu ketebe nektubu ketebe yektubu ketebe tektubu gibi sayın hocalar. Bu bizim için son derece önemli. Şimdi fiil-i muzari ile alakalı kitabın bize verdiği örnekleri okuyalım. Mesela eğsilu yedeyye elimi yıkıyorum. Eğsilu yedeyye elimi yıkıyorum. Elbesu siyabi elbisemi giyiyorum elbisemi giyiyorum. Nel'abu bil kurrati. Topla oynuyoruz. Topla oynuyoruz. Nemşi fil hukuli tarlalarda fil hukuli tarlalarda nemşi yürüyoruz. Yen behul kel bu. Yen behul kel bu. Köpek havlıyor. Köpek havlıyor. Yente bihul harisu. Bekçi bekliyor yani nöbet tutuyor bekçi ya da dikkatli oluyor te kulul bintu kız çocuğu yiyor ve son olarak tezbulu elverdetu gül soluyor tezbulu elverdetu gül soluyor şimdi burada fiili muzariyi anlamlandırırken fiili muzarileri Türkçe'ye tercüme ederken önümüzde iki tane seçenek var ya onları benim yaptığım gibi şimdiki zaman olarak tercüme edeceğiz. Yıkıyorum, giyiyorum gibi ya da ikinci seçenek geniş zaman olarak tercüme edeceğiz. Ne gibi yıkarım, giyerim, oynarız, yürürüz, havlar gibi. Bunların ikisi de son derece doğru tercümeler. İsterseniz fiil muzarileri şimdiki zaman olarak tercüme edin ya da isterseniz fiil muzarileri geniş zaman olarak tercüme edin. Bunların ikisi de doğru olacak sayın hocalarım. Şimdi fiil muzari ile alakalı el-bahsu bölümümüze bakalım. El kelimetul ula fil emsileti's sabikati. Geçen örneklerdeki birinci kelimeler, geçen örneklerdeki birinci kelimeler kulluha ef'alun tamamı fiildir. Kulluha ef'alun tamamı fiillerdir. Lienn kullen minhe çünkü onların tamamı yedullu amelin yedullu ale amelin fi zamanin khasin çünkü onların tamamı özel bir zamanda belirli bir zamanda meydana gelen amele delalet ediyorlar. Vayda tedeberte her zamanel khassa sen bu özel zamanı düşündüğünde fi kullun minhe o fiillerin tamamındaki vece o zamanı bulursun imme hadıran ya şimdiki zaman olarak bulursun ve imme müstakbelen ya da gelecek zaman olarak bulursun. Fel fi'lu silu. mesela eğsilu yıkıyorum fiili yedullu ala husulul gasli yıkamanın meydana gelmesine delalet eder. Fiz zamanil hadiri şimdiki zamanda evin müstakbeli veya gelecek zamanda. Fel fi'lu elbesu giyiyorum fiili elbesu giyiyorum fiili yedullu ala husulil lubsi giymenin meydana gelmesine delalet eder. Fiz zamenil hadiri şimdiki zamanda evil müstakbeli veya gelecek zamanda. Ve yusemme kullu fi'lin min hâzen nev'i bu çeşitten olan bütün fiiller yani öyle bir fiil ki şimdiki zamanda meydana gelen bir olaya delalet eden şimdi o çeşidi okuyoruz yani fiil çeşidinden bu türü okuyoruz Arapçada işte bu çeşide bu çeşitten olan bütün fiiller yüsemme isimlendirilir fiilen mudari an muzari fiil olarak isimlendirilir sayın hocalar ve izâ nazarte baktığında ilel harfil evveli fi kulli fiilin min hâzihil ef'âli bu fiillerde bu fiillerden bu fiillerden bütün fiillerin ilk harflerine baktığında ve eşbahihe ve bu fiillerin benzerlerinin ilk harflerine baktığında vecettehu o ilk harfleri sen bulursun ne olarak bulursun hemzeten hemze olarak bulursun evnunen veya nun olarak bulursun evyaen veya ye olarak bulursun ev veya t olarak bulursun. Ve tusemme hâdihil ehruful erbe'atu. Bu dört harf isimlendirilir. Ne olarak isimlendirilir? Ehrufel mudara'a, muzaraat harfleri olarak isimlendirilir. Bu tamamıyla bizim kaide bölümünde de söylediğimizle birebir aynı. Yani bir fiili muzari mutlaka ve mutlaka yani la budde gerekir ne olması lazım? Bu muzaraat harfi dediğimiz dört harften birisiyle başlıyor olması lazım. Bu bizim için kaçınılmaz bir gerçek sayın hocalar. Şimdi fiil muzariyi okuyoruz. Yeptedi u başlar. Fiil muzari başlar. Bi ehadi ehru fil muzaraati. Muzaraat harflerinden birisiyle başlar. Peki nedir onlar? Veya onlar yani muzara tarifleri Elif olabilir, Nun olabilir, Y olabilir veya T olabilir. Mutlaka ve mutlaka fiil muzari bu dört harften birisiyle başlar. Bu bizim için kaçınılmazdır sayın hocalarım. Şimdi gelelim emir fiile. Fiilin zamansal olarak kısımlandırılmasının üçüncü ve son bölümündeyiz. Emir fiil Bizim için fiili mazi ve fiili muzari kadar geniş bir konu değil. Ama ne yazık ki çok fazla kullanılmıyor olmasından dolayı yani fiili mazi ve fiili muzari kadar çok fazla emir fiil göremediğimizden dolayı hem emir fiili gördüğümüzde tanımakta zorlanıyoruz hem de emir fiilin irabını yani mebnilik alametlerini ezberlemekte zorlanıyoruz. Bu da onu mazi ve muzari kadar çok fazla kullanmamamızdan kaynaklı. Ama inşallah biz derslerimizde hepsine eşit bir seviyede yaklaşacağız. Bizim için mazisi de birdir, muzarisi de birdir, emiri de birdir. Emir aslında daha eğlenceli çünkü irabı diğerlerine göre biraz daha zor. Bu sebeple akılda kalıcı, emir fiil akılda kalıcı ama unutulası var. Ne yazık ki sayın hocalar. Şimdi emir fiille alakalı kaidemize bakalım. Kitabın altıncı kaidesindeyiz. Fi'lül emir. Emir fiil nedir emir fiil? Huve kullu fi'lin. O bütün fiillerdir. O bütün fiillerdir. Yutlebu bihi. Onunla talep edilir. Yani emir fiille talep edilir. Yani istenilir. Ne istenilir? Husulu şeyin. Bir şeyin meydana gelmesi istenilir. Fiz müstakbeli gelecek zamanda yani gelecek zamanda bir şeyin meydana gelmesinin kendisiyle talep edildiği bütün fiiller emir fiildir Arapçada. Demek ki emir fiil demek gelecek zaman demek. Emir fiil demek ba'de zameni tekellumi demek sayın hocalar. Mesela ben sizinle konuşurken sizinle konuşurken işte birisine sus desek ya da bir bardak su getir desek mesela bu arkadaş ne zaman susacak ya da bardak suyu ne zaman getirecek ben ona söyledikten sonra yani ba'de zameni tekellümiden sonra ancak emir fiil meydana getirilebilir. Dolayısıyla bu da onu ne yapacak? Müstakbel gelecek zamana delalet etmesini sağlayacak sayın hocalar. Şimdi emir fiille alakalı kitabın bize verdiği örnekleri okuyalım. İl'ab bil kürreti top ile oyna, il'ab oyna, emir fiil. Et'im kittake kedini doyur, kedini besle, et'im emir fiil. Nazif temizle, fiyabeke, elbiseni temizle, nazif emir fiil. Nem mübekran, erken uyu, nem mübekran, erken uyu. Nem emir fiil. Temehel yavaş ol. Temehel fisseiri yürüyüşte yavaş ol. Temehel emir fiil. Ecit çiğne. Medgat taami. Yani yemek parçasını, yemek lokmasını ecit çiğne. Ecit de burada emir fiil. Sayın hocalar. <laughs> Şimdi el bahsu bölümüne bakalım. El kelimetul ula birinci kelimeler fil emsiletil mütekaddimeti geçen örneklerdeki birinci kelimeler efalun fiillerdir. Şimdi burada sürekli kitap birinci kelimeler birinci kelimeler deyip deyip duruyor bu akşam ama konumuz fiil ve fiil cümlesi olduğu için özellikle de hem mazi fiil hem muzari hem de emir fiil örneklerinin tamamı zaten neyle başlıyorlar? Hepsi fiillerle başlıyorlar. Dolayısıyla kitap buna da dikkat çekiyor ve diyor ki geçen örneklerdeki birinci kelimeler yani ilk kelimeler efalun fiildirler. Neden? Li'enne kullen minha çünkü onların tamamı yedullu ala husule amelin bir amelin bir işin meydana gelmesine delalet ediyorlar fi zamanin hasin özel bir vakitte belirli bir vakitte bir işin meydana gelmesine delalet ediyorlar. Ve iza ne? biz düşündüğümüzde hadihi'l ef'ale bu fiilleri düşündüğümüzde ne buluruz el mütekellime konuşan kimseyi buluruz fi kullun minha o fiillerin tamamında biz konuşan kimseyi buluruz hangi halde buluruz yetlubu istiyor talep ediyor minel muhatabi muhataptan muhataptan istiyor muhataptan talep ediyor ve yemuruhu ve ona emrediyor ve ona emrediyor en etiye amelen bir işi yapmasını bir işi meydana getirmesini ona emrediyor ondan istiyor peki bunu ne zaman yapacak fiz zamenil müstakbeli gelecek zamanda emir fiil tam olarak da budur yani muhatabımızdan gelecek zamanda yani biz sustuktan sonra ba'de tekellüm tekellüm zamanından sonra bir işi yapmasını istememizin adı nedir? Emir fiildir sayın hocalar. Ve min zalik bundan dolayı bundan dolayı yani muhatabımıza bir şey yapmasını emrettiğimizden dolayı yüsemme isimlendirilir. Kullu fiilin bütün fiiller min hadihil ef'al bu fiillerin tamamı fi'lu emir olarak isimlendir. Yani bunlar Arapçada emir fiiller sayın hocalarım. Fel ilab mesela ilab oyna fiili fil mitalil evvel birinci örnekteki ilab fiili yutlebu bihi onunla talep ediliyor isteniyor. Minel muhatabi muhataptan ityanul la'bi yani oynamayla meşgul olması oynamayı yerine getirmesi ondan isteniyor. Ne zaman? Fizzamenil müstakbeli gelecek zamanda. Unutmayalım emir fiil demek gelecek zaman demektir. Sayın hocalar mutlaka ve mutlaka gelecek zaman demektir. Ve hu ve o yani buradaki ilab fiili lizalike bundan dolayı fiilü emir emir fiildir. Vel et'im mesela et'im doyur fiili fil misali tani ikinci örnekteki yutle bu bihi minel muhatabi bu fiille muhataptan isteniyor husulul it'am yani doyurmayı yerine getirmesi doyurmayı gerçekleştirmesi isteniyor fizamenil zamenil müstakbeli gelecek zamanda ve o lizalike bundan dolayı yani karşıdakine doyur diye emrettiği için nedir bu fiilü emir eydan aynı şekilde eydan aynı şekilde emir fiildir. Ve hekede aynı şeyler aynı şekilde yukalu söylenir fi bakiyetil ef'ali sabika. Yukarıda geçen fiillerin geriye kalanları içinde yine aynı şeyler söylenir diyor kitabımızın yazarları Mesela nazip yine muhatabımızdan temizlemeyi meydana getirmesi istenmesi ya da nem uyu fiili muhatabımızdan uyumasını istememiz anlamında bunların tamamı Arapçada kullanılan nelerdir? Emir fiillerdir sayın hocalarım. Evet inşallah bu akşam Nahul Vadı İptidai eserimizde bundan sonraki Arapça hayatımızda bizim için ekmek su gibi hava gibi önemli olabilecek bir konuya yani zamansal açıdan fiillerin kısımlandırılmasına şöyle bir okumuş olduk fiili hangi kitapta hangi versiyonuyla görürsek görelim mutlaka karşımızda ya bir emir fiil vardır ya bir mazi fiil vardır ve ekseriyeti genelde zaten ne oluyor? Fiili muzari ile karşı karşıya oluyoruz sayın hocalar. Şimdi biz bugünkü dersimizde fiilin üçe ayrıldığını mazi, muzari ve emirden başka bir fiil göremeyeceğimizi öğrenmiş olduk. İnşallah bundan sonraki derslerimizde de bu üç fiili de hem çok ama çok yakından tanıyacağız hem de hepsinin ayrı ayrı versiyonlarını teker teker farklı kombinasyonlarla irab edip onları ezberlemeye çalışacağız ve bunun neticesinde de hangi kitabı okuduğumuzun bir önemi yok, hangi fiil versiyonunun karşımıza çıktığının bir önemi yok. Hangi fiil olursa olsun tercümesi de kolay olacak. İrabı da Allah'ın izniyle kolay olacak sayın hocalar